Yani şu anda dediğim gibi sente de muhtacız ve yabancının para göndermesini canı gönülden istiyoruz ve bunun da muhtacız. Fakat gelecek olan para bizi 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay her neyse bir rahata erdirir, işlerimizi kolaylaştırır. Fakat bir müddet sonra biz bu giren paranın götürdüklerini finanse edebilmek için tekrar borç almak durumunda kalabiliriz. Dolayısıyla bizatihi cari açığın sebebi olabilir, geçmişte olduğu gibi. Yani buradan ders çıkarmamız lazım. Ve bütün yurttaşların bu konuda bilgisi, birikimi olanların bu meselenin üzerine eğilmesi lazım. Yani doğru, kısa vadede bizi gelir bir cenneti yaşatırlar ama uzun vadede de bizi tekrar bir cehenneme döndürebilirler. O nedenle bizim hukuk, adalet ve kamu maliyesinden ortaya şey yaparak, kamu maliyesinden feragat ederek, topladığımız verilerinden feragat ederek verdiğimiz mali desteklerin dönüşümünün ne olduğunun açık ve net olarak ortaya konması lazım. 2023 yılında vergi harcamaları adı altında vazgeçilen toplam vergi 994 milyar. Bu yatırım teşviki, efendim ihracat teşviki, şu vesaire altında verilen paralar, bunların dönüşü nedir? Bunlardan ne kazanıyoruz? Bunların iyi hesaplanması lazım. Bugüne kadar bizim bu konularda verdiğimiz teşviklerin hiçbir araştırması yapılmadı ve bununla ilgili olarak da topluma herhangi bir bilgi verilmedi. Eğer biz bu işin içinden çıkacaksak artık bu kafalarımızı değiştirmemiz lazım, buralara yönelmemiz lazım. Aklı erenlerin bu işi yapması lazım. Yani isim vermem gerekirse Ufuk Akçivit Hoca'nın yaptığı, başka ülkeler için yaptığı çalışmayı bizim de yapmamız lazım. Yani bizim çıkış yollarımız burada. Yoksa kısa döngü, faizi artırırız, yabancı gelir, bir miktar rahatlarız, hazine kağıt alır, borsaya yatırım yapar, borsa yükselir. Ondan sonra karını realize eder ve gider ve bu iş kısır döngüne tekrar döneriz. O nedenle bizim maliye politikası tarafına ağırlık verip bu vergi harcamaları ile ilgili yaptığımız yüklendiğimiz yükümlülüklerin getirisinin ne olduğunu hesaplamamız lazım diye düşünüyorum.